Şimdi Malatya'ya gidelim. Mücahit Özendi Malatya'daki bayram coşkusuna bizleri ortak edecek şimdi. Sözü Mücahit'e bırakalım. Evet, 30 Ağustos'un 102. yılının coşkuyla kutlandığı şehirlerden birisi de Malatya. Tabii geçit töreninin ardından Fokler ekibi de şöyle görebilirse, kameraman arkadaşım Doğukan Gelirli şöyle kadrajı alabilirse, 102. yılın coşkuyla kutlandığı şehirlerden birisi de Malatya. Malatya'nın İvni Caddesi'nde özellikle burada geçit töreni düzenlendi. Geçit töreninin ardından da konuşmalar, şiirler sonrasında burada öğrencilerin halk oyunlarıyla buradaki protokolde vatandaşlar da güzel bir geleneksel oyunlarını, halk oyunlarını görmüş oluyorlar. Yine aynı zamanda 102. yıl dönümü. Birinci İnönü, ikinci İnönü, Kütahya, Eskişehir, Sakarya ve Başkomutanlık'la 30 Ağustos Zafer Bayramı'nın o nişanesiyle gerçekleşen savaşlarla Türkiye Cumhuriyeti'nin o en zor şartlarda, o en zor maddi olarak, askeri olarak büyük savaşların ardından gerçekleştirilen o zaferin 102. yıl dönümü deprem bölgesi Malatya'da da kutlanıyor. Burada coşkuyla vatandaşları görüyorsunuz. Çok sayıda vatandaş çocuklarını da alarak 30 Ağustos Zafer Bayramı'nın kutlandığı alana geldiler. Burada askerimiz, Türk ordusunun kahraman neferleri 102 yıl önce olduğu gibi bugün de kahraman ecdadının timsalini birebir andırırcasına burada tören alanında bulunuyorlar. Kahraman Türk ordusunun temsiliyetini gösteriyorlar. Yine burada kahraman askerlerimiz, jandarmamız, polislerimiz, özel harekatımız, çok sayıda asker ve polis de bu geçit törenine, birazdan düzenlenmesi beklenen geçit törenine iştirak edecek. Bu törende yürüyecekler, halkı selamlayacaklar. Burada 102. yıl dönümü Malatya'da coşkuyla kullanıyor. Evet, kıymetli gazilerimiz burada. Evet, şimdi jandarmamızı görüyoruz. Yine Malatya'nın 2. ordunun bulunduğu bir şehir olduğunu belirterek şöyle tekrar tören alanına doğru gidecek olursak hem vatandaşlarımızı görelim hem de tekrar o tören alanında görsel şölenlerle ekranda bulunalım. Tabii burada genci yaşlısı şöyle görebilirsek. Şöyle ellerinde Türk bayraklarıyla gelecek yarınlarımızın umut ışıkları. Bugün 30 Ağustos için o büyük Kurtuluş Savaşı'nın bayramı için 1926'dan bu yana bayram olarak kutlanan o zaferimiz için buradalar. Burada sabah saatlerinden itibaren tabii öncelikle valilik makamında gerçekleşen programlar vardı. Ardından geçit töreni düzenlendi. Buraya gelen vatandaşlar selamlandı. Yine bando eşliğinde geçit töreni düzenlendi. İkinci ordunun bandosunu şöyle de görebilirsek. Evet, burada da vatandaşlarımız parkı doldurmuş durumda. Çok sayıda vatandaşımız Malatya'da. Malatya'nın en işlek caddesi olan bu alanda. Yine protokolümüzü şöyle görürsek. Evet, tabii çok sayıda vatandaş da. Çok sayıda vatandaş da zaferin 102. yıl dönümü kutlamak için Malatya'da törenlere iştirak etti diyerek sözü Malatya'dan noktalayarak merkeze bırakalım. Haktan Uysal. Zafer Bayramı kutlanmaya devam ediyor dedik Anadolu'da coşkuyla. Şimdi Erzurum'a gideceğiz. Ekibimizden Esra Arpa. Erzurum'daki kutlamaların yapıldığı noktada bizi bekliyor. Notlarını aktarmak için sözü Erzurum'a, Esra'ya bırakalım. Sizleri en kalbi duygularımla. Evet, 30 Ağustos Zafer Bayramı'nın 102. yılını bizler de buradan kutluyoruz. Erzurum'da bulunuyoruz. Türkiye'nin dört bir yanında olduğu gibi Erzurum'da da kutlamalar başlamış durumda. Şu anda Hastaneler Caddesi'nde bulunuyoruz. Bu noktada 9. Kolordu Komutanlığı'nın ekiplerini de görüyoruz. Mehmetçiğimiz, askerimiz bu noktada birazdan geçiş gerçekleşecek ve an itibariyle Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın mesajları okunuyor. Bu
noktada programdan biraz bahsedelim. İlk öncelikle İstiklal Marşı'nın okunmasıyla program başladığını belirtelim ve ardından Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın konuşması mesajları bu noktada aktarılıyor. Ardından Erzurum Valimiz ve Büyükşehir Belediye'miz de bu noktada konuşmalarını gerçekleştirecek. Daha sonra Gaziler Derneği burada olacak ve onlar da konuşma gerçekleştirecek. Ardından halk oyunu oynanacak ve Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı Mehteran takımı da burada gösterisini gerçekleştireceğini belirtelim. 9. Kolordu Bando takımı da geçiş töreni için hazırlıklarını tamamladı ve birazdan bu noktada geçiş töreninin olacağını söyleyelim ki bizler şu anda 30 Ağustos Zafer Bayramı'nın kutlandığı noktada Erzurum'da bulunuyoruz. Türkiye'nin dört bir yanında coşkuyla bu zafer kutlanıyor. Elbette dün akşam saatlerinde başladığını söyleyelim kutlamaların. Akşam saatlerinde başlayan kutlamalar bugün de gün boyu sürecek. Sabah saatlerinde saatler 9'u gösterdiği an itibariyle önce kutlamalar valilik binasında başladı. Ardından da şu anda saatler 10.43'ü gösteriyor ve burada vatandaşları görüyoruz. Geçiş gerçekleşecek bu noktada. 30 Ağustos Zafer Bayramı'nın 102. yılı her yıl olduğu gibi bu yılda Erzurum'da coşkuyla kutlanıyor. Şu anda vatandaşları görüyoruz. 7'den 70'e büyük küçük demeden herkesin elinde o bayrakları görüyoruz. Bayraklarla beraber kutlamaya katıldıklarını bu noktada söyleyebiliriz ki toparlayacak olursak bizler şu anda Erzurum'da bulunuyoruz. Kutlamaların bulunduğu bir noktadayız sadece. Türkiye'nin dört bir yanında kutlamalar devam ediyor. Bizler de Erzurum'da bu kutlamaları an ve an ekranlarınıza getireceğimizi belirterek sözü bir kez daha sizlere bırakalım. Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanı.